için mi bilmiyorum. Uluslararası ne yapıyorsun? İtalyan ya. Aha. İnter. Karın mı? Romantik. Askeri mi lan? Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Volkanır. Nasıl okunur da 3. bölümde Şampiyonlar Ligi özel serisinde Güney Nalbant'la beraberiz. Güney, hoş geldin. Ne haber, nasılsın? Hoş buldum. İyiyim. Gayet iyiyim. Bu yeni seri benim için yeni bir heyecan oldu. Bu yüzden sana öyle, teşekkür ederim. Aynı şekilde benim de ve hani dün çektik ilk bölümleri ve hemen bugün yayınladık. Bugün 11 Nisan. Ve hemen Twitter'dan etkileşimler geldi. Teşekkür ederiz ilginize, alakanıza. İzlemeye başladığınızı biliyoruz. Maçları oynandıkça bu takımların önümüzdeki ikinci maçlar öncesinde de yine paylaşacağız. Belki bu sefer takımların isimlerinde, oyuncuların isimlerini değil de artık ikinci maç öncesi biraz daha sahadaki durumu daha fazla konuşabiliriz belki de diye düşünüyorum. Şimdi Real Madrid Chelsea ile devam edeceğiz. Nasıl okunur da? Nasıl okunur da ne yapıyoruz? Real Madrid ve Chelsea takımında yer alan Hispanik, Portekizli, varsa İtalyan, Alman futbolcuların isimlerinin söylenişleri konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz sizlere. Niye? Çünkü elimizde çok değerli bir isim var. Yıllardır İspanyolca öğretmenliği yapıyor. Portekiz konsolosluğunda çalışmış. Bu dillerin menbaasında bulunmuş. Telaffuzunu iyi bilen biri Güney'le. Dünya Kupası'nda da bu seriyi yapmıştık. Yine ilginiz bizi çok mutlu etmişti. Bu şekilde devam ediyoruz. Güney'in İspanyolca bilgisinden yararlanmaya başlayacağız. Real Madrid takımının oyuncularıyla birlikte Real Madrid'de her sene olduğu gibi Chelsea karşısında son 8'e çıkarken bile şimdiden şampiyon adaylarından biri. Önce Real Madrid'in bu durdurulamaz gidişatını, özellikle Avrupa'daki gidişatını nasıl buluyorsun? Onu sorayım sana. Yani artık birileri onu durdurmalı gibi geliyor. Bir yerde yani tabii ki en azından 2000'lerin o Los Galacticos'un ilk çıktığı zamanları da ki yani Real Madrid çok 1950'lerde de başarılıydı da o zamanları da görmüş bir insan olarak tabii ki Real Madrid'e bir İçimden de olsa bir sempatim var. Yani buna hiçbir hani Zidane, Figo, işte Beckham'ın olduğu o efsane kadroyu, Raul, o kadroları çocukluğumuzda görmüştük. Gerçekten de ister istemez sempati büyütmüştük içimizde. Şu an çok Real Madrid taraftarı aslında değil. Hiç yana değilim. Yani bu ikili eşleşmede herhalde Real Madrid'e çok çok daha fazla yakınım. Bir de Real Madrid'in nasıl durdurulacağını sordun. Kesin finale çıkar. Yani Chelsea'ye geçeceğine eminim. Bir sonraki eşleşmede Manchester United Bayern Münih geçenle acaba nasıl bir macera yaşanır? Yani onu zaten bu sene Real Madrid'i durduracak biri varsa şu an işte Manchester City ve Bayern Münih maçının galibi belirleyecek bunu. Onun dışında Real Madrid öteki taraftan herkesi yenecek güçte gözüküyor. İstemesek de. Liverpool karşısındaki özellikle geri dönüşlü olan maçları bayağı etkileyiciydi. Sonrasında da vermediler zaten turu da. Gerçi hafta sonu Villarreal karşısında biraz sıkıntılı süreçler geçirdiler ama Real Madrid hoca değiştiren, sürekli artık hoca değiştirme modasını Premier Lig'e getiren takımlardan biri diyebiliriz. Yani belki Tottenham'la beraber üst takımlarda en sık hoca değişikliği yaşayan ve böyle 3 aylık falan dönemleri bile bize tarihinde yaşatmış bir takım Chelsea. Onlar da Lampard'la devam ediyorlar değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Lampard böyle bir tam teknik direktör mü oldu yoksa ona benzer pozisyonu mu geçti ondan emin değilim. Sezonu bitirecek gibi diye hatırlıyorum ama yani Chelsea'de Premier Lig'de aynen geldi gibi gözüküyor. Yani onu da Chelsea'nin ne yapacağını yeni hocanın etkisi belirleyecek. Yani orada takım çok iyi ama takım kadrodaki oyunculardan bir şey yaratabilmekte zorlanan Graham Potter zaten çok sıkı, çok fazla oyuncunun olmasından kaynaklanan bir problem vardı ama o karmaşık hale gelmiş birçok yeteneğin yer aldığı kadronun Real Madrid karşısında da sürpriz
yapması kimseyi şaşırtmaz diye düşünüyorum. Real Madrid'in zaman zaman böyle takılabildiği maçlar görüyoruz çünkü. João Felix kendisinde doğru söylemesini isteyeceğimiz isimlerden biri bu program dahilinde. Chelsea adına öne çıkması beklediğimiz oyunculardan biri. O da ritmini bulduğunda Benfica'yı konuşmuştuk bir önceki programımızda. Oradan transfer olmuştu. Ritmini bulduğunda çok etkili olabilen. Oradan Atletico'ya geçti galiba ama. Evet, oradan Atletico'ya yetişmişti, geçti. aynen. Ama yani Oradan keşke hiç Benfica'yı yetişmişti. bırakmasaydı. Hem onu çok yani izlemekten çok keyif aldığım biri João Félix. Bir yandan da yani gittiği tabii yani Atletico'da çok ciddi bir başarı elde etmedi galiba. Yani sanki hiç gitmeseydi daha iyi olurdu gibi de geliyor. Yani yaptı bir şeyler ama çok ciddi bir skora katkısı totalde olmadı galiba. Chelsea'de çok da böyle sempati duyduğum bir takım değil. Yani tabii ki iyi bir takımdır, hiçbir lafım yok da. Yani Chelsea'de Arsenal'a gitseydim belki mutlu olacaktım. Biraz böyle romantik konuşuyorum. Tuttuğum takımlar üzerinde konuşuyor gibiyim ama bilmiyorum yani Joao Felix'in verimli bir sezon geçirdiğini düşünmüyorum. Yani çok da ciddi Şu takip anda edemedim ama. geçirmiyor, evet. Yani şöyle tabii işte Griezmann'lı bir hücum hattı vesaire olunca ve takım onun üzerine kurulmaya yönlenince biraz da Atletico Madrid'in sanırım o şaşalı dönemlerinden biraz kabuk değiştirme, dönüşme yıllarına da denk geldi. O yüzden o şaşalı, kupalı, zafer dolu zamanları pek yaşama imkanı olmadı. İspanya'da 2021'de İspanya şampiyonluğu var tabii. Ama onun dışında Avrupalara damga vuran Atletico Madrid gibi bir Atletico Madrid'in parçası değildi. Belki de o yüzden böyle çok tatmin etmedi bizi oradaki duruşu. Çünkü çok daha fazlasını da bekliyoruz. Bakalım Real Madrid karşısında Real Madrid'in genç forvet hücumcuları karşısında Chelsea'nin bu genç oyuncusu ne yapacak onu göreceğiz. Hadi futbolculara geçelim. Biraz maçı konuştuk. Geçelim. Ve kalecilerle yani çok forma giymeyen bir isim olsa da her zaman ismini bilmemiz, duymamız gereken, öğrenmemiz gereken bir isim. Tam O bir klasik sıradan isim. O hızlıca kadar klasik başlayalım. ki. Klasik bir isim. Lütfen liste sende de var. Ekrana yansıyor şu anda zaten söyleyeceğin isim. Hemen senden duyalım. Luis. Aslında o kadar Türkçe okuyacağız ki. Luis. López. Jennifer Lopez yani İspanyolcanın en popüler soyadlarından biri Lopez. Yani ben tabii İspanya aksanı üzerinden okuyorum, Peltek okuyorum Z'yi. Latin Amerika'ya giderseniz S okuyabilirsiniz, bunda mahsur yok. Lopez veya Lopez şeklinde okuyabiliriz. Önemli olan O'daki aksanı hissettirmek. Evet, Jennifer Lopez diyerek programın başında herkesin ayarını bozdun. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Bu dönemde, son dönemde herkesin gönlünde taht kuran bir savunma oyuncusu. Portekiz'in, pardon Brezilya'nın önemli Brezilya Dünya Kupası savunma çekimlerinde bunu oyuncularından biri konuştuğumuzu oldu. hatırlıyorum. Evet Evet, evet evet. Brezilya'da konuştuk. Portekiz dememin sebebi Porto'da çıkış yakalamış olması. Yine böyle bir dil sürçmesi yaşadım. Eder Militao diyorum ve senden doğru söylenmesini bekliyorum. Eder, ya ismi belki Portekizce olmayabilir ama öyleyse de fark etmez, doğru okuyalım. Eder Militão. Bunu zaten Militão diye konuşmuştuk eski videolarda. Aynen. Eder Militão. O biraz nazar hissettirmek lazım. AO'lar aslında biraz böyle gizli bir N var orada. Gizli bir nazal var. Biz onu görmüyoruz burada ama yansıtabiliriz. Militan yani aslında. Militan. Evet, savunmanın azılı militanı, savaşçı oyuncusu çok da soy ismiyle uygun bir performans sergiliyor. Bu maçta da öne çıkacaktır herhalde. Sıradaki oyuncu emektar bir Real Madridli. Yine ekrana yansıyor. Lütfen sen oku, ben araya girmeyeyim. Doğru telaffuz senin dilinden, Seve ağzından seve. çıksın ki benim söylediklerim insanların kulağında yer etmesin. En doğrusu seninki. Estağfurullah. Sen de güzel okuyorsun ama hadi okuyayım. Nacho. Bu çok direkt Türk klasik. Nacho. Burada A'daki aksana biraz dikkat edelim. Fernandez. Fernandez. Nacho Fernandez. Yani birazcık böyle ikinci
soy isminde ikinci heceyi vurgulayarak, yükselerek böyle, sesi Tam olarak yükselterek. o İspanyolca özelinde söyleyeyim. İspanyolca ve İtalyanca'da o çizgilerin manası tamamen o hissettirme. Ben buradayım demesi. Hani onu da en Nacho kolay herhalde Fernandez. sesi yükselterek, alçaltarak yapmak daha kolay olabilir. Hani Biraz öyle, biraz öyle. Nacho Ama Fernandez gibi. bunu yaparken uzatma yanlışlığına düşebiliyorlar. Yani uzun ünlü aslında yok. Tabii ki ahenk verebiliyoruz kelimeleri ama hani uzatmak yerine böyle o kelimeyi aslında duyduğunuzda abi evet aksanı buraya verdi diye yazabiliyor olmanız lazım. Onun bütün Anladım. esprisi orada Anladım. geçerli. Zaten aksanlı konuştukları için yazım diline de geçmiş aslında sesten başlamış olay. Takımın yine alt yapısında yetişmiş, Real Madrid'in genç takımında da, pardon, Zaragoza'da yetişmiş bir isim. Onunla devam edeceğiz. O da bu sezon bakalım çok fazla forma şansı bulamasa da kadroda yer alıyor. Lütfen ismini senden duyalım, ekrandaki ismini. Jesus, Jesus Vallejo, Vallejo. Şimdi Fenerbahçe hocasının adı da aynı şekilde O yazılıyor. Portekiz'de olduğu için Jesus oluyor, Jesus. Anladım. Jorge Jesus ama bu İspanyol olduğu için Jesus okudum. Soyadına da yine mesela Portekizce olsaydı herhalde Valeju falan, Valeju hani öyle bir şey olurdu herhalde ama Valeju İspanyolca olurdu, olduğu aynen. için Bence de. Vallejo. Peki yine defanstaki oyuncularla devam ediyoruz. Sağ bek muhteşem, bir hakkı verilmeyen bir sağ bek. Kendisi, ekranlardaki isim nasıl okunur hocam? Daniel, bunun belki ismi İspanyol olmayabilir, çok emin hiç Daniel'de İspanyol hatırlamıyorum ama hani İspanyolca okuyorum. Daniel Carvajal. Carvajal. Daniel Carvajal. Daniel ismi çok evrensel bir isim. Her yerde var. Almanya'da da var. O yüzden sıkıntı İşte yok. belki Önemli annesi olan Alman'dır, örnek veriyorum. Ben soyu. uydurdum tamamen. Tamamen uydurdum ama hani İspanyollarda çok hatırlamıyorum o ismi. Belki de vardır da. Yok abi, Daniel Dani olma Carvajal. var işte yani. Daniel. Bunlar hep birbirini destekleyen isimler. Geçmiş. Doğru. Yine savunmada yer alan bir başka isim. Yine de takımın önemli, tecrübeli ismi. Sıradaki isim nasıl okunur? Lucas Vázquez. Vázquez. Lucas Burada Vázquez. Çok V'yi İspanyol bir isim. biraz B'ye döndürüyoruz, değil mi? İspanyolca da öyle bir oyun var Aynen gibi. öyle. Yani V'yi V okumayalım, B okuyalım. Belki WB okuyabiliriz ama asla V okumayalım. İspanyolca'da V'ler, bizim Türkçe'de V dediğimiz onlar da B veya belki işte o uzun hikaye WB gibi böyle biraz daha tam birleştirmeden okuyabiliriz ama V yapmayalım. Evet, tekrar etmek gerekirse bir de ben söylemeye çalışayım. Lucas Vazquez. Çok güzel okudun. Çok güzel B'yi okudun. biraz, sanki tabii burada sen duyamıyorsun ama ben bastırdım gibi geldi ama. Bir tık öyle Vazquez. oldu ama o da yanlış değil. Bunun yani teorik olarak bunun asla yanlış değil. Yani dümdüz B okuyabilirsin. Hiç sorun yok. Orta sahada Uruguaylı bir ismimiz var. Onu da çok konuşmuştuk Dünya Kupası'nda. Fakat milli takımda pek bekleneni veremedi. Bu sezonda bence formu biraz düştü gibi. Pozisyonundan da kaynaklı olabilir tabii. Lütfen nasıl okunur bu oyuncunun adı? İspanya'da Dani Ceballos. Ceballos veya Ceballos. Y diye de okuyabilirsiniz. Okey. Ama hani Uruguay dediğin için söylüyorum. Ceballos şeklinde Ama okuyabiliyorlar. Onu sanırım hatlar karıştı. Ben o değil ismi miyim? eklememiş miyim sana? Yani galiba atlamışım. Uruguaylı bir forvet oyuncuları da var. Forvette goller de atıyordu bu sene. Sonrasında orta sahada Federico Valverde. Aklıma Diego Forlan geldi yani. O Ondan derece gitti bahsediyordum. aklım yani. Hatlar karıştı hocam. Yo şey onu görmedim. Bir daha söyle isim neydi? Federico Valverde'yi galiba atlamışım listeye eklerken. O Aa, yüzden bir evet. hatlar Olsun karışmış. olsun. Oh, sağ ol Ben de kolum. belki Oha onu evet tamam. dedim. Valverde. 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 İyi bir V pratiği olabilir Valverde. Burada işte 2V olduğu için ekranlarda Çok... gördüğünüz ismin, Federico Valverde'nin, birinci V'yi B gibi mi okumamız gerekiyor? İkinci Yok yok V'yi yok yani normal mi? hiç öyle bir şey bir kural yok.
V okumayın yeter. Yani V okunmasın yeter. B olur. Yani biraz daha kimisini birleştirirsin. Dudağın yaklaşır artık o işin şey kısmı. Sanat kısmı. Valverde. 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 Hadi bakalım. Valverde. Değişik söylemesi tabii. Sen demin söyledin. Tekrar alalım. Kendisi araya girdi bir anda ama o da İspanya'nın Uruguaylı önemli değilmiş. Uruguaylı isimlerinden. değilmiş. Ben de onu Uruguaylı Uruguay'la diye hiçbir alakası şartladım. yok. Dani Ceballos. Burada biraz hani JY gibi oldu sanki ikile, değil mi? Haklısın, haklısın. Ceballos gibi Yani oluyor şöyle, galiba. ikile İspanyolca'da çok doğrusu olan bir ses, daha doğrusu sembol. İkile yan yana geldiğinde dümdüz Y diye okunduğunu duyabilirsin. Arjantin, işte Uruguay taraflarına gittiğinde şey seslendirildiğini duyabilirsin. Bunu işte Meksika'da, İspanya'da biri daha C'ye yakın, C gibi okuyabiliyorlar. Aslında çıkış yeri çok uzak değil birbirlerine. Sadece o anki vurgunla biraz daha farklı bir şekilde duyabiliyorsun. C'ye yakın veya Y'nin kendisi olarak duyabiliyorsun. Önemli olan bizim için burada yine V'lerde dedik ya, V'yi asla V okumayalım. Burada da 2L'yi 2L okumayalım. Asıl anahtar o. Ama Y okumak yanlış değildir. Her türlü doğru kabul edilir. Hiçbir şekilde yanlış değildir. Ama bunu işte İspanyolların, Meksikalıların 2L'ye yan yana geldiğinde C'ye yakın bir ses çıkarttıklarını duyduğumuzda da "A niye böyle dedi" dememek lazım. Bence gayet de iyi şekilde spiker arkadaşlarımız bu ismi telaffuz ediyorlar. Ceballos deyip geçmek Çok hani bir doğru. Hiç yabancı için sakıncası yok. Hiç sakıncası. problemsiz bir Sebalos telaffuz. demesin yeter yani. Sebalos derse ayıp. Ayıp değil de hoş değil de yani. Hani ayıp demeyelim de hoş değil. Forvet'e geçelim. Forvet'te Brezilyalı parlayan yıldız bu isim söylemeye alıştık. Zaten hani ikinci ismi yabancı İngilizce bir telaffuz ama yine ilk ismini söylememiz biraz okurken zor. Özellikle bizim jingle'ımızı da gördüysen jingle'ımızdaki spikerimizi Mükemmeldi. muhakkak Mükemmeldi. muhakkak zorlayacak bir isim gibi gözüküyor ekranlara yansıyan bu isim. Nasıl Bu okuyoruz bunu? biraz şey, bu Brezilyalı tabii, yani Portekizce üzerinden okuyalım. İkinciyi de aksan var diye hatırlıyorum ama yoksa da hani ben yine yapmış olayım. Vinicius Junior. Hani Junior da tabii şey, Junior diye de okuyabiliriz de hani ben Portekizce okursam öyle okurum. Vinicius Junior. Hocam bununla alakalı hemen küçük bir detay girmek istiyorum. Doğaçlama bir detay. Listede olmayan ama sana WhatsApp'tan attım isminin uzun halini. Orada çünkü bir kelime var. O kelime ki Türkiye'de uzun süredir futbol ortamında hepimizin kulağına gelen bir isim. Alt liglerde gol kralı olmuşluğu var o ismin. O isim nasıl okunuyor? Aa, tamam, bunu Çok direkt ama şey, zor aslında gözüküyor ama sanki biraz yok, da benim için çok zevkli, çok keyifli. telaffuzu sanki biraz göründüğünden basit gibi geliyor. Alta ben yazdım. Lütfen sen tamamen oku lütfen. Seve seve okuyorum. Brezilyalı değil, Portekiz aksanıyla okuyorum. Vinicius, Jose, Paixão, Passion in English, tutku. Paixão, De Oliveira. Yani burada Vinicius Jose arkadaşımızın Şey yapmayalım İsmi onu. Tutku muymuş yani? Bunu mu anlıyoruz? Şey, soyadı, soyadı. Soy ismi, Öyle bir pardon. şey, İsmi soy ismi işte. Portekizce'de yani olan bir soyad Tabii şeyde de tabii. var artık. Göztepe'de uzun süre forma giymişti. Altı Muspel'de. ayda giymişti galiba. Paixão. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, Ondan tutku bahsediyoruz. değil mi? Passion Sanki böyle ben ilk gördüğümde paşa desek hani ne hoş olur gibi geliyordu. English. Çok Türkçeleştirmek istersek, Türkçe'ye de herhalde en yakın olduğu kelime paşadır. Pai Shao. Yani o Paixão. X'i şey okuyalım. X'i şey okuyalım. Pai Shao. Okay. A-O'yu da biraz daha nazarlaştırmakta fayda var. Zolvayra. Zolvayra. Vinicius'un uzun ismini de bu şekilde öğrenmiş, telaffuz Bunun etmiş ve işte yine anne Süper tarafını Lig'e bile çok dokunmuş olduk. tutkuluymuş, baba tarafının zeytinliği varmış diye böyle işin Aynen. iyiğini yapabiliriz. Jose Oliveira hatırlatalım. de Zeytin. zaten Yusuf. Jose dediğinde Neydi? Yusuf. Ha, Jose de Jose dediğin Yusuf. Yusuf. Aynen. Aynen. Josef. Josef.
Vinicius'ta hani Türkçeleştirmek istersek madem oraya girdik. Vinicius'ta Vini kazanan diyelim ya. Vini değil mi daha yani? kolay Öyle yani. bir şey diye Türkçe hatırlıyorum ben. şus. Ama şey o iki o C var ya, Vinicius'taki C iş İngilizce'deki işte precious sözcüğünü okur gibi okuyorlar. Onu yani Brezilya'da buna gerek yok. Yok Sondaki yok. S'yi şey okumak lazım. Ben şunu diyordum hani Vinicius. sen Jose dedin, Yusuf dedin vesaire. Vinicius'ta yanlış Ha. tercüme olmayacaksa böyle kazanmakla alakalı bir kelime diye hatırlıyorum ben de. O yüzden Latince'de böyle bir şey var. Acaba doğru Benzer Latince beni vidivici'ye bağladığını düşünüyorum. gibi. İşte benzer Vincenzo vesaire gibi kazanmak kelimeler. şey yenmek anlamı şey de var. Yani bu kelime belki oradan türetilmiş bir şey olabilir. Onu benim bildiğim bir şey değil açıkçası. Uzak olmayabilir ama. Win in English, benzer in Espanyol. Vincere de İtalyanca diyelim. Hadi hemen ekleyelim. Esatto, esatto. Gewinnen da Almancası. Gewinnen olması lazım bir başında. Burada Ha, Almanlar G yine orada Almanlığını prefix koymuş. zaten, değil mi? G prefix gibi bir, ya gerçi fiil Yok çekimi değil yok de. bu o konuda geçmiş fiillerde evet başına G geliyor bazı fiilleri değiştirirken geçmiş çekiminde ama Gewinnen'da öyle bir şey yok. Zaten Gewinnen geçmiş olması gereken bir kelime zaten. Bir şeyin olması için biraz da dil Aa. şeyi fikri olarak düşündüğünde biraz da öyle bir şey ekledim şu anda doğaçlayarak. Ama hep geçmişi de şimdiki zamanında Gewinnen'dir yani. Ya da O'dur pardon. Şey kazanır. Başına G eki almaz diyeyim. Başka bir istisnası vardır diyeyim. Öyle diyeyim sana. Gewinnen, Gewonnen falan gibi oluyor. Gewan falan filan. Oradaki ikinci sesli değişiyor Almanca'da. Bu fiilde diyeyim bir su içeyim. Vinicius, Jose Junior, Paşao'dan sonra. Bir diğer oyuncuya geçeceğiz. Forvet hattındaki. Yine onun ekürisi. Yani milli takımda da. Birazcık daha gol yollarında başarılı olsa daha iyi olacak ama bu ismi zaten biraz İngiliz koparması bir isim Onun olduğu da için biraz nedeni İspanyol mesela falan. şimdi bu Portekiz şey yani Brezilyalı ama mesela Portekizce'de zaten Y karakteri yoktu Yok. hatırlayalım. Aynen. Portekizce'de Y karakteri yok ama zaten hani bunu İngilizce üzerinden de okuduğumuzda yani Rodrigo olur. Yani İspanyolca olsaydı Rodrigo derdim. Ama Portekiz'de olunca baştaki R'yi böyle okumasam yani şey, güçlü okumasam daha iyi. Rodrigo derim ben buna. Sıradaki Tamam. oyuncuya o da son dönemde formu buluyor. İspanya'da önemli bir isim bence. Marco Asensio. Marco Asensio. Bence söylemesi kolay ve çok da Evet, ofsayta evet. düşürmeyen bir Çok isim Türkçe. spiker arkadaşlarımızı. Parlayan geçen günlerde galibiyet golü atan bir genç oyuncu var. Hemen sondan üstte o da Uruguay asıllı. Alvaro. Alvaro. Rodriguez. Rodriguez. Asıllı dedim yani Alvaro asıllı Rodriguez. demediğime bakmayın. Çift pasaportu var. Uruguay vatandaşı aslında. Ve yine bir dönem Türkiye'ye de transferi konuşulan bir başka isim. Forvet'te İspanyol. Mariano Diaz. Diaz. Mariano Diaz. Ya o i'den a'ya geçerken iyi bir dakika ya beni bir önce hissettir ondan sonra ne yapıyorsan yap diyor. Mariano Diaz. Aynı şekilde öyle. Daha önceki videolarımızı izleyenler varsa Portekizce'de Diaz oluyor. Diaz, Diaz, Diaz. Diaz. Hani aynı. Burada da Diaz gibi. Hemen hatırlatalım. Chelsea'deki Hispanik ve Arjantinik ve işte Brezilyanik oyuncularla devam edelim. Daha çok forma giyecek oyuncularla tabii. Kaleciyle başlayalım. Tekerleme ismi. Buyur bakalım nasıl Ama okuyoruz? kaleci yani benim burada okuduğum isim bana hiç İspanyolca gibi gelmedi. İsmi en azından isim için söyleyeyim. K çünkü İspanyolca'da yoktu. Önceki videoları hatırlayanlar bilir. K karakteri kağıtlar şeylerde var. Almanca'da falan var ama şey İspanyollarda yok, Latinlerde yok. Kepa'yı Kepa diye okuyacağım o yüzden. Bu böyle sanki böyle biraz Basque şeyi de hissettiriyor ama İspanyolcaysa diye okuyacağım ben bunu. Arrisa Baraga. Çünkü Baskça'da da böyle çok soyadlar görüyorum. Belki Bask bir geçmişi vardır ama yoksa da dediğim gibi yine çok fark etmeyecek telaffuzum. Arisa Baraga. Arisa Baraga. Ama İspanyolcaysa soyadı.
Kendisi Baskıt var mı? Bilbao'nun göbeğinden Tamam, olmasa basmış. da deniz İşte kenarından ona yakın geliyor. bir. Ondarroa'dan, hatta öyle bir Bask ve isyankar ruh sahibi olmalı ki yanındaki köylerden birinin adı Asterica. Yani o kadar kendisinin farklı bir isme sahip olması, K'lere vurgu yapılması gayet normal gibi geldi onun bulunduğu bölgede. Arrizabalaga her zaman dilimize dolanan bir ve isim ve kaleci kurtarış yaptığında da spiker arkadaşlarımızın böyle dolu Onlara dolu kolaylık söylediği diliyorum. isimlerden Gerçekten biri. kolaylık diliyorum. Bir başka değişik isimli oyuncu var Chelsea'de ekranlara yansıyor. Saçı da değişik. Ya evet, bu şimdi şöyle, ismi zaten o şekilde C ile bitmez. Hani Mark muhtemelen Katalandır veya Evet, Fransızcadır. o da Bilmiyorum, evet öyle. Mark falandır. Ama soyadını İspanyolca okuyabilirim. Bunu hiçbir engel görmüyorum. Kukureya. Kukureya. Veya Kukureya. Hadi konuştuk ya, Kukureya. Ben Kukureya'nın adını ne zaman görsem aklıma La Cucaracha şarkısı geliyor. Evet, Böyle evet. Çok normal. kendisiyle pek böyle ısınamıyorum yani. Ya da çok fazla sempatik buluyorum. Futbolcu ciddiyeti gibi olamıyor. Sahada görünce O öyle uzun oynayacak saçlı istemiyorum. arkadaş mıydı? Çılgın saçları olan. Evet. O da Çok karakteristik yapıyor onu daha da ekstradan yani. evet, o da Tam bir Barcelona'nın sahne göbeğinden ismi ve şey gibi. gelen biri, doğan biri. Abi anne sözü dinlemiş. Annesi demiş ki evladım saçlarını Evet, onu uzat. hatırlıyorum. Dikkat çekersin. Yani neyse. Anneler genelde evladım dikkat çekme falan filan demez miydi diye düşündüm ama. Neyse, Yani şey kaptana de. geçelim Chelsea'deki. Onu da yine konuşmuştuk Dünya Kupası sırasında. Senin Evet, övgülerini evet. de iletmiştik Bunu arkadaşlarımıza. Şimdi söyleyebilenleri başka çok övmek tekerlemeye istemiştim. geçiyoruz. Cesar Azpilicueta. Cesar, Sezar değil, S-Z okumayalım. Cesar Azpilicueta. Azpilicueta. Müthiş. Ve zaten bu kadar. Chelsea'deki aslında bizim sizlere yardımcı olabileceğimizi düşündüğümüz isimler. Diğerleri biliyorsunuz Chelsea uluslararası bir kulübe dönüştü bir anda ve dünyanın her yerinden oyuncu almaya başladılar. İngiliz oyuncular bile artık zoraki transfer yapma gibi böyle çok bütçeleri birazcık var yine de İngiliz oyunculara yapmıyorlar çok fazla şu aralar. Uluslararası isimler daha yüksek fazla. Ben de küçük. Burada evet şey bak konuşmayı unuttuk. Toparlarken renk körlüğümden arada kaldı. En başta konuştuk. Tekrar edelim o Jean forvetimizin ismini. Felix. Jean. Lütfen bir daha Jean. duyalım. Bir daha. Felix. Jean. Ya aslında ben tabii belli olsun diye okuyorum. Onları diye okumamıza gerek yok. Yok ben Jean. üst üste düşüyor diye tekrar etmeni istiyorum. Ha tamam. Jean Felix. Evet. John Felix diyelim. John Evet, desek Jean. Jean yani. Jean bile İngiltere'de. diyebiliriz. Ondan sonra Joao Felix'le bitiriyoruz o zaman. Birkaç Yani. tane de Alman var ama Almanların da soyadı Alman değil. Yani Real Ama Madrid'dekilerin mesela soyadı Alman. Rüdiger, doğru mu okuyorum? Senden diyorum onu da. Rüdiger. Evet. Rüdiger. Ya Almanca telaffuzu daha çok Rüdiger değil ama en başını vurguluyorum önce. Rüdiger Tamam, müthiş. diye aslında birazcık daha söylenebilir. Ama yani Rüdiger diyoruz. Rüdiger çünkü hı demek biraz zor. Burada biraz Fransızca gırtlağa kayıyor gibi. Rü yan yana gelince. Ne bileyim Hüttenscheid falan gibi kelimeler de çıkabiliyor Almanca'da. O yüzden Rüdiger ismi Türkiye için konuştuğumuzda Türkçe konuşulan ülkemizde Rüdiger demek daha kolay. Ama yani Rüdiger demeye de gerek yok. Bence normal bir okum. Daha İspanyolca okumak onun ismini bence daha doğru. Antonio'dan kaynaklı olarak biraz da. Doğru. Bir de şey vardı. Koz. Ben yine hı okuma eğilimindeyim ama veya iki o'yu o mu okumalıyım burada? Koz. Real Madrid'de Koz Kroos vardı. Yani evet yani cross da işte tam
Almanca bir kelime değil aslında. Yani biraz İngilizceden geçen. Aa, öyle miymiş? Yani geçen bir kelime değil de yani Alman diline çok uygun değil. Anlatabiliyor muyum? Çok Almanca değil. Havertz biraz daha Almanca. İşte Hertz, Mert falan filan orada teyze. Yani baktığında Alman dilinde çok sık yaklaşık olarak göreceğin cross gibi kelimeler çok yoktur. O yüzden diyorum. Yani ama cross yine böyle bir gırtlakta orada bir şey yumuşak G'yi titretmen gerekiyor gibi. Yumuşak Bir G'yi titretiyor. gargara yapman O gerekiyor. şapkayı titrediğini göreceksin. Çok iyi. Aynen aynen öyle oluyor. Cross yani ama yani Toni Kroos desen yine dediğim gibi bir problem olmaz o kadar. Çok çok Alman telaffuzu oluyor da. Kai Havertz o da. Havertz. Yani T ve Havertz. sonundaki Z'yi de böyle sonunda bir tıs sesi bırakacak şeklinde sonlandırmak. Havertz. Doğru. Havertz. R'yi vurgulamadan Havertz. Aynen. Havertz. Aynen. Havertz. R Tillin vurgusu. de bana bağlı. Havertz. Aynen. R vurgusu yok yine dediğim gibi. Havertz gibi böyle bir orada sanki böyle bir Y'ye kayıyor gibi. R'yi çok duymuyoruz orada ama yani Kayı ismi de çok son dönemde Almanların yine Alman kültürünün kullandığı isimlerden biri. Genç isimlerde zaten ikinci ismi Lukas falan. Hani Lukas, Mukas bunlar. Galiba İncil'den gelen isimler yanılmıyorsam. İncil'in dört yazarından biri. Yani dört Ha. İncil'in her bir yazarından biri. Yani Aynen. Matta, Luka, Yohanna, Markos diye hatırlıyorum Aynen yanlış öyle. bilmiyorsam eğer. Evangelist bir isim galiba diye de burada son bir Google araştırmasıyla ekledik. Evet, Real Madrid Chelsea maçına dair maçla ilgili çok kısa konuştuk programın başında ve kalanında da oyuncuların telaffuzları nasıl yapılır bunları aktarmaya çalıştık. Güney ağzına sağlık, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Bir Hoşça kal. sonraki programda Milan ve Napoli Napoli. olacak. Onu da takip edersiniz, izlersiniz. Hemen o da program maç öncesi sizlerle birlikte olacak. Sonraki nasıl okunurlar da görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Ciao ciao. 아플레가스 암 컨티뉴